Bitlis'in Tatvan ilçesi Anadere Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu 1 Haziran 2021 tarihinde şehit düşen jandarma teğmen Baki Koçak'ın aziz hatırası adına Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kütüphane oluşturuldu. Şehidin eşi Rabia Burçin Koçak'ın da matematik öğretmenliği yaptığı okulda oluşturulan kütüphanenin açılış törenine Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başta olmak üzere askeri ve sivil erkanla öğrenciler katıldı. Şereflendik. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hoş başkanım. Başkanım. Allah razı olsun. Kütüphanede emeği geçen herkese teşekkür eden şehit eşi matematik öğretmeni Rabia Burçin Koçak, asker eşi olmanın zorluklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Bu kütüphanede açılışta emeği geçen tüm öğretmen ve öğrenci arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çünkü emek emek, ilmek ilmek bu kütüphanemizin açılışı için hepsi alın teri dökmüş durumda, emek sarf etmiş durumda ve aynı zamanda gözyaşlarını da tutamayacak ölçüde gururla özür dilerim. Onları gerçekten çok seviyorum. Asker eşi olmak tam manasıyla bir adanmışlık, bir fedakarlık timsali olsa gerek. Çünkü bizler asker eşi olarak aynı zamanda eşimizin rütbesini, görevini, makamını, her şeyini temsil etmekle mükellefiz. Ve bu konuda elimizden geldiği kadarıyla, alın terini döktüğü kadarıyla, kan ve gözyaşıyla yoğrulan bu vatan için gerçekten emeğimizi sonuna kadar gururla taşımak durumundayız. Sevdiğimiz insanın sık sık göreve gidiyor oluşu bizim için gerçekten ne kadar zor olsa dahi bu konuda muktedir olduğunuz kadar en önemli günlerde bile yalnız kalmak zorunda kaldığımızı biliyoruz ve ona göre yaşıyoruz. Yaşantımızı buna göre dizayn etmek durumundayız. Ekstra bazen öyle anlar oluyor ki bir gün gelmeyeceğini bile bile onu göreve göndermek zorunda kalıyoruz. Bu bayrak dalgalansın diye, vatanımız, bayrağımız, milletimiz bölünmesin diye aynı zamanda onun her daim yanında olmak zorunda kalıyoruz. O bir gün aramızdan ayrılıyor olsa dahi her zaman onun gururuyla, şerefiyle, haysiyetiyle, onuruyla dimdik ayakta durmakta ve onun adını yaşatmak için uğraşıyoruz. Biz şehit eşleri olarak bunun gerçekten bilincinde ve idrakında olarak yaşamak durumundayız. Kişi sevdiğiyle beraberdir der ve biz bu dünyada birlikte olduğumuz kadarıyla Rabbim biliyor ki onun izni ve inayetiyle ahirette de gerçekten onunla birlikte olacağımızdan eminim. Ve onun için yaşamak durumunda olduğumu da son derece biliyorum ve farkındayım. Şehitlerin herkesin kalbinde ve gönlünde yer aldığını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ülkemizin tek çakılını dahi düşmana bırakmamak için, bayrağımız için, ezanımız için, toprağımız için kendini feda eden şehit Baki Koçak gibi yiğitler unutulmaz dedi. Şehitlerimiz hepimizin kalbinde, gönlünde her zaman yer alıyor. 781 bin kilometre kare sınırımız olan ülkemizin bir tek taşını, çakılını dahi düşmana bırakmamak için, bayrağımız için, ezanımız için, toprağımız için kendini feda eden Baki Koçak gibi yiğitler unutulmuyor. Yüreğimizde, kalbimizde her zaman yaşıyorlar. Bugün onun ismini açmış olacağımız kütüphanenin ismi anlamında ne kadar şerefli bir yer olduğu hepimizin bilincinde. Bu kütüphanemizde bu şerefli, namuslu, fedakar, ülkesi için canını verebilen nice Baki Koçaklar yetişmesi dileğimle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah kabri cennet olsun. Biliyoruz ki şehitlerimiz ölmüyorlar, yaşıyorlar. Aynı zamanda da kalbimizdeler ve
Rabbimizin cennetinde de misafir edildiklerini biliyoruz. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ifade eden Başkan Başdeğirmen, "Bizler şehit veriyoruz ama ülkemizi de koruyoruz. Rabia öğretmenimize ve ailesine tekrar sabırlar diliyorum." diye konuştu. Ülkemiz büyük bir ülke. Büyük bir ülkenin mutlaka çok büyük de zorlukları var. Ülkemize içeriden ve dışarıdan göz koyan çok düşman var. Çok hain var. Hem içeride hem dışarıda. Bunlar Baki Koçak gibi güzel insanlarımızdan, komutanlarımızdan, kolluk kuvvetlerimizden korktukları için çok fazla yaklaşamıyorlar. Bizler şehit veriyoruz ama ülkemizde koruyoruz. Bu mübarek işler, kutsal çalışmalar herkese nasip olmaz. Tekrar Sayın Rabia Hocama, anne baba ve kardeşlere, aileye sabırlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik de, "Öğrencilerimiz her kütüphaneye gittiklerinde vatan sevgisiyle bürünmüş bir şekilde oradan çıkacaklar." dedi. Canlar kaybediyoruz, şehitler veriyoruz. Muhakkak bunun üzüntüsü her zaman içimizde, yüreğimizde. Ama bu vatan için şehit oluyor olmak da çok büyük bir gurur ve büyük bir onur diye düşünüyorum. Bugün de yine kıymetli bir şehidimizin eşini, Baki Koçak teğmenimizin ismini yaşatmak adına, kütüphanemizde yaşatmak adına sizlerle bir araya geldik. Ben umut ediyorum ki şehidimizin ismi burada yaşayacak. Gördüğümüz çocuklarımız o kütüphaneye her gittiklerinde vatan sevgisiyle bürünmüş bir şekilde oradan çıkacaklar. Konuşmaların ardından şehit jandarma teğmen Baki Koçak ve tüm şehitler için dua edildi. Bizzat KC Kainat, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ruhu tayyibelerini hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Merhum şehidimiz Baki Koçak'ın ruhuna hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle. Kabrini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla purnur eyle. Makamını âli, mekanını cennet eyle Allah'ım. Bi hurmetil Fatiha. Duanın akabinde kütüphanenin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Hayırlı olsun. Protokol üyeleri daha sonra kütüphaneyi gezerek bilgi aldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehit jandarma teğmen Baki Koçak'ın eşi Rabia Burçin Koçak'a gül tablosu hediye etti. Nice bakiler burada yetişir İnşallah. Ve onun gibi vatanı için mücadelesine devam eder. Rabbim sizlere sabırlar versin. Allah kolaylık versin diyorum inşallah. Hayırlı olsun.